Herkese merhaba. Amerika'nın en ünlü market zincirlerinden bir tanesi olan Costco'ya geldik. Aylık mutfak alışverişi yapacağız. Evde hiçbir şey kalmamış. Dop dolu bir alışveriş videosu sizi bekliyor. Bakalım ne kadar tutacak? Hadi gelin başlayalım. Costco'ya üyeliğiniz olmadan giremiyorsunuz. Daha önceleri üyelik olmadığı halde içeri girip gezebiliyordunuz. Artık kart sistemi getirdiklerinden içeriye girmeniz bile mümkün değil. Üye olmanız lazım. Yani kartınızı oraya göstermeniz lazım. Üyelik ücretleri de şurada gördüğünüz şekilde. Eğer buradan çok alışveriş yapıyorsanız yüksek fiyatlı olan kart daha avantajlı. Çünkü cashback dedikleri para ödemesi yapıyorlar yıl sonunda. Oradan da belirli bir para geldikten sonra zaten kart aşağı yukarı bedavaya geliyor. Hatta daha fazla alışveriş yapıyorsanız bu ödediğiniz paranın çok daha fazlasını geri alabilirsiniz. Efendim, ekmek alarak başlayalım. Biz normalde ekmeğimizi kendimiz yapıyoruz ama eğer böyle ihtiyaç varsa, evde yapamamışsak buranın ekmeklerini tercih ediyoruz. Gerçekten böyle taze olduğunda özellikle çıtır çıtır lezzetli bir ekmek oluyor. Fiyatı da 6 dolar. Melisa hemen bir tanesini atıyor. Ağır mı geldi? Buradan da çeri domates alacağız. Bizim çocuklar çok seviyor bunu. Özellikle Melisa yemeğe doyamıyor. Şöyle bir domates. Fiyatı 8 dolar. Buradan da tavuk alacağım. Şöyle organik tavuk, üçlü bir şekilde porsiyonlanmış, bakın böyle ayrılmış. Buzluğa atması çok rahat oluyor. Böyle parçalayıp hemen oradan kullanabiliyorsunuz. Kemiksiz ve derisiz. Yarım kilosu 6 dolar. 31,99 böyle fiyatı. Kıyma alalım dedik. Bitmiş abi, kıymayı bitirmişler. Neyse ki içeride hazırlıyorlar. Buranın kıyması da gerçekten güzel oluyor. Yani köfte falan yaptığınızda da yumuşak oluyor. Genelde aldığımız kıymalardan o performansı alamıyoruz. Yarım kilo fiyatı 3,99, yani 4 dolar. Burada 25 dolarlık bir et var. Aşağı yukarı 3 kilo civarında. Bunlar da böyle Avustralya'dan gelen kuzu etleri, pirzolalar. Alıp kendiniz şöyle kenardan kesiyorsunuz. Bunun libre fiyatı 14 dolar. Bu da güzel oluyor bu arada. Genellikle burada kuzu eti biraz kokar. Yani çoğunlukla diyeyim kokar. İyi etler de var, kokmayanlar da var ama bu da kokmayan et derecesinde diyebiliriz. Gayet güzeldir. Bu arada hassasiyeti olanlar için söyleyeyim, bu helal. Üzerinde helal ibaresi var bunun. Bundan da bir tane alıyoruz. Böyle 18,61. Bu balıklar da Türkiye'den gelmiş. Böyle 3 adet. Bayağı da büyük bunlar. 28 dolar. Bunun da libre fiyatı 9 dolarmış. Madem Türk devreymiş, bundan da böyle alıyoruz. 3 tane 31 dolar. Bir sürü peynir çeşidi var. Yok yok yani. Her milletin peyniri var. Şöyle bir genel bir göstermiş de olayım. Ama biz bakın ne alacağız? Tabii ki de Türk peyniri. Buradan Avusturya'da yapılmış piknik Türk peynirini de alalım. 1 kilo beyaz peynir 14,49. Şimdi tereyağı alacağım. Evde tuzsuz olandan var. Bu tuzlu olan. Bunu biz kahvaltılarda ekmeğe sürüyoruz. Çok lezzetli oluyor. Şeyi de göstereyim size. Bunu da kurabiyelere kullanıyorum. Ama bugün sadece bir tane tuzlu olandan alacağım. Fiyatı 14,49. 908 grammış. Bakın burada çevirme tavuk yapıyorlar. Kızarmış tavuk. Böyle paketlenmiş güzel bir şekilde ve kocaman bu. Bayağı büyük bir tavuk. Fiyatı da 5 dolar. Bir de böyle tadımlık bırakıyorlar. Costco'da zaten tadım çoktur. Yani buraya her geldiğinizde birçok şeyin tadına bakabilirsiniz. Bu da onlardan bir tanesi. Ginsengmiş. Bunu da bir tadına bakalım. Bizim Türk kadınların en çok sevdiği şey nedir yazın? Domatesleri alıp kavanozlamak, Türkiye'de ben de buna alışkındım ama buraya geldikten sonra her şey o kadar rahat ki. Her şeyin hazırı var. Biliyorum bu bir tuzak ama bu rahatlıktan yararlanmak istiyorum madem Amerika'dayız. Hem de organik yani. Gideceğim domates toplayacağım, onları keseceğim, biçeceğim. Onunla uğraşmıyorum. Şöyle sos olanı var. Bakın doğranmış olanı var. Doğranmışlar 8,99. Şöyle 8'li satılıyor. Bana şu anda sos olanından yani rende diyeyim, ezilmiş olanından lazım. 11,99. İçinde 12 tane var. Bu bana bayağı gider. Karna sosunu ekmeğin üstüne banmışlar. Ben de yiyeceğim. Güzelmiş. Burada yine çeşit çeşit bal da var. Ben almayacağım ama
Alırsam hangi balı aldığımı göstereyim size. Şundan alıyorum, organik bal. Şöyle üçlü ayrı kullanması da rahat oluyor. Fiyatı da bakın, 13 dolar. Eğer bal alacaksanız bunu tercih edebilirsiniz. Buradan da yumurta ve süt alacağız. Şöyle 24'lü yumurtanın fiyatı 8.49 organik. Buradan da 1 galon süt alalım. Bu da 4 litreye yakın oluyor. 4.21 fiyatı. Bakın Yunanlılar buraya neleri getirmişler. Onu da göstereyim size. Cacık. Cacık gidiyor. 7.89 fiyatı var. Böyle 1 kiloya yakın cacık. Ya merhaba. Bizim izleyici misiniz? Tabii. Çok memnun oldum. O zaman bir sonraki YouTube videomuzda siz de gözükmek ister misiniz? Oh, it's okay. Sahip gösterik ama. Şuradan geçelim. Elis abla bizi takip ediyormuş. Uzunca bir sohbet ettik kendisiyle. Çok tatlı. Video sayesinde de onunla tanışmış olduk. Şimdi buradan bakıyorum. Lavaş Grit'in krem peynirlerinden 32'li. Bunu alıyorum. 9.49 fiyatı. Bazen indirimde oluyor. 3 dolar daha düşük oluyor ama bugün indirim yok. Simit'in yanında yemelik bir krem peynir lazım. Alıyorum bunu da. Şöyle bir de Hint yoğurdu var burada. Daha önce aslında paylaşmıştım bir başka platformda. Bu yoğurt Türk yoğurduna çok benziyor. Başka yoğurtlar da var ama hani Costco'daysanız bu yoğurdu alıp deneyebilirsiniz. Biz yoğurdumuzu bundan mayaladık. Şimdi gayet güzel bir yoğurt elde ettik. Evde kendimiz mayaladığımız için de buradan yoğurt almayacağız. Size de göstermek istedim. Fiyatı 6.49. Şimdi size başka bir şey daha göstereyim. Bakın bu heavy cream. Yani krema dediğimiz, mandıra şantısı da deniliyor yani Türkiye'de. Bu daha çok pastacıların kullandığı, böyle çırptığın zaman kesilmeyen krema. Ben bunu pastalarda kullanıyorum. Çünkü burada toz krem şantı bulmak çok zor. Yani var ama çok çok zor. Özellikle krem şantı bulamayan ev hanımları için söylemiş olayım. Bu gayet güzel oluyor. Bundan da iki tane alalım. Burada Costco'nun kendi markasının organik zeytinyağı var, extra virgin. Fiyatı 11.83'e geliyor litre bazında. Bu birazcık gırtlağı yakıyor. Ben çok tercih etmiyorum. Hangisini tercih ediyorum? Gelin göstereyim. Bunun litresi de 11.51'e geliyor. Bu şekilde böyle 3 litresi 36.49. Bundan alıyorum. Bunun lezzeti güzel. Bunu normal yemeklerde kullanıyorum. Bir tane daha zeytinyağı göstereceğim size. Türkiye'de 2024 yılında, yani bu yıl itibariyle galiba raflara girmiş diye duydum. Bakın baktığınızda bu da zeytinyağı. Sote ve grill için diyor. Fiyatı uygun olduğu için bu da zeytinyağı diye alabilirsiniz. Ancak bu zeytinyağı değil arkadaşlar. Açıklamalarına bakarsanız Türkiye'de 2024 yılında raflara konmuş diye duydum. Ucuz olması sebebiyle. Burada çok da ucuz değil aslında. Zeytinyağına çok yakın bir fiyatı var. Ama insanlar tercih ediyor. Çünkü kokusuz, daha hafif olduğu için biliyorsunuz normalde zeytinyağı pişmiş yemekler yemeyen insanı rahatsız edebilir. Biz Egeli bir aile olduğumuz için her şeyi zeytinyağıyla yapıyoruz. Bu zeytinyağı değil, pirinayı. Eğer Türkiye'de benim gibi aileniz böyle zeytin, zeytinyağı işleriyle uğraşıyorsa bilirsiniz. Pirinayı zeytinin posasından üretilen ekstra farklı bir yağ. Piyasada satılan ayçiçek yağı ya da soya yağı gibi diğer yağlardan daha besleyici, daha sağlıklı. Ama tabii ki de bir zeytinyağı değil. Ben bunu kızartmalarda kullanıyorum. Bilginiz olsun. Bilmeyenler araştırınca ne demek istediğimi anlayacaklar. Yine burada birçok zeytin çeşidi de var. Şurada organik olan bu şekilde İtalyan zeytinleri varmış. Burada kuru domatesler var. Fiyatları şöyle. Şöyle 1 kiloluk organik hurma varmış. Fiyatı 12 dolar. Burada da hamburger köfteleri var. Bunların hepsini denedim ben. Açıkçası şu organik olanı falan çok sevemedik. Nedense bu organik olanlarda bir lezzet kaybı oluyor. Angus etinden olan var. Bir de aşağıda dana eti var. Birisi 29.99, yarım kilosu 5 dolara geliyor. Bir tanesinin de yarım kilosu 4.67'ye geliyor. Neredeyse yarım kilo kıyma fiyatına gibi bir şey düşünün yani. Angus eti daha yumuşak, aşağıdaki dana eti ise daha aromatik. İkisini de deneyebilirsiniz. Biz ikisini de seviyoruz ama kesinlikle organik olanını sevmiyoruz. Şöyle 4.5 kiloluk şeker alalım. 7.89. Bir de organik un alalım. Bu da 9 kilo civarında un. Böyle ikili, ayrı ayrı. Arada buradaki birçok un ağırtılmış undur. Bu öyle değil. Zaten şu şekilde de üzerinde yazıyor. 17.49 fiyatı var bunun. Dikkat ettiyseniz şekeri, unu, çantayı ben gösteriyorum. Çünkü evde bu işleri bana yaptırıyorlar. Tabii Amerika'da olunca her şeyin hazırını bulmak mümkün. Tavuk suyu alıyorum şöyle. İçinde 6 tane var. 6 tane 1 litrelik tavuk suyu var. Organik tavuk suyu. Bunu pilavlarda ve çorbalarda kullanıyorum. Fiyatı 9 dolar. Burası da buzluk bölümü. Şimdi oradan da birkaç şey alalım.
Böyle organik salata mixleri var. Şu şekilde karışık. Fiyatı da 4.29. Bunlar da salatalık, küçük salatalıklar. Çıtır çıtır oluyor bunlar da, gayet güzel. 7 dolar. Buranın meyveleri de çok güzel oluyor. Böyle üzümler, böyle yeşil olanı var. 7 dolar. Kırmızı olanı da aynı şekilde. O da 7 dolar. Bugün kırmızısından alalım. Daha güzel göründü gözüme. Şöyle. Evet, dışarıdan nadir yiyebildiğimiz tatlılardan bir tanesini de alalım. Melisa bunu çok seviyor. Pasta ihtiyacımızı köreltiyor diyebilirim. Fiyatı 17.99. Senelerce 16.99'du. Bu yıl itibariyle 17.99 oldu. Pastanın bekleri ürünü çok güzel oluyor. Buradan ne alsanız seversiniz. Ha, içerikleri konusunda böyle süperdir demiyorum. Ama dışarıdan alınabilecek lezzet olarak bizimkilere en yakın lezzetleri burada bulabilirsiniz. Şu keklerden alacağım. Şöyle iki kutusu 10 dolar. 9.99. 6 tane kocaman muffin. İki paketi 9.99 alıyorum bundan. Eğer bizim gibi böyle taze soğan, sarımsak falan o lezzetleri seviyorsanız Çin'de öyle aromaların olduğu peynir paketini tavsiye ederim. Şu an indirimdeymiş 6.99. Bir tane bunu alalım. Burası da fındık fıstık bölümü. Buraya özgü farklı böyle fındık fıstık çeşitleri var. Biz buradan ne alıyoruz? Türkiye'den gelen fındığı alıyoruz. Yine diyoruz ki vatanımız vatanımız. Kendi vatanımızın topraklarından gelen fındık. Gerçekten güzel bir fındık bu da. 737 gramlık fındık. 11.79. Bu ay itibariyle şeker diyetine girmek istediğim için Nutella almıyorum ama normalde bundan böyle alıyoruz hep ikili. Kili fiyatı 14.69. 950 gram yani 2 kilo kadar çikolata var burada. Of çok fena. Almıyoruz. Burada badem de var. 1,5 kilo badem 11.79. Ben ceviz alacağım. Ah! Burada her şey kocaman kocaman büyük büyük. Bakalım. Bu da yine 1,5 kilo kadar ceviz. 9.99. 10 dolar. Bakın bu kadar ceviz 10 dolar. Hemen atıyorum. Şimdi bakın Antep fıstığı. Tabii buradaki Antep fıstığı değil, Kaliforniya fıstığı. Hepsi Kaliforniya'da yetişiyor. Şimdi bunun fiyatı hemen hemen 17 dolar. Şunun fiyatı ise 14 dolar. Yani arada 4 dolar gibi bir fark var. Gramajları aynı. Hepsi aynı. Sadece marka farkı var. Bir şey söyleyeyim size. Bunun lezzeti bundan daha güzel aslında. Casco'nun kendi markası olduğu için kötü olabilir diye düşünebilirsiniz. Öyle değil kesinlikle. Gerçekten güzel bunlar ya. Bu arada burada yiyebildiğim nadir bisküvilerdendir bu. Almond biskotti. 11.99 fiyatı ama harika bir şey. Böyle içinde anason tohumu, badem falan çıtır çıtır ağzınıza o kadar güzel geliyor ki. Yemediyseniz muhakkak tatmalısınız. Şuradan bir de böyle mozzarella peyniri alalım. 7 dolar. Burada da ördek eti var. 3.79 fiyatı. Hani hiç tatmadıysanız, denemek isterseniz deneyebilirsiniz. Bu arada bu da helal. Buranın makaronları da çok lezzetli oluyor. Şimdi fiyatı 13.49. İndirim yok ama indirime girdiğinde 9.99'a iniyor. Muhakkak denemelisiniz. Çok lezzetli. Pandemiden sonra en çok fiyatı artan şeylerden bir tanesi zeytinyağıysa diğeri de kesinlikle kağıt havlu ve tuvalet kağıdı tabii ki de. 12 tane rulo var bunun üstünde. Fiyatı da 20 dolar. Bir tane bundan koyalım. Burada kağıt havlu markasında Bounty mesela daha popüler bir marka. Bunun fiyatı 25 dolar. Daha pahalı olmasına rağmen inanın bu onun kadar güzel değil. Aradaki farkı deneyenler bilecektir. Ben kendimi ne beğeniyorum? Dikkat et. Prenses. Buradan tuvalet kağıdı da alalım. Bu da 30'luymuş. Bu da 20 dolar. Yine Casco'nun kendi markası. Bakın burada baklava var. Fiyatı 10.49'muş. Uygun bu arada fiyatı. Böyle 1 kilo baklava çeşitleri var. Kuru baklavalar. Böyle kadayıf var içinde. Fiyatı dediğim gibi 11 dolar. 10.50 daha doğrusu. Buradaki favori ürünlerinden bir tanesi bu. Aussie Bites. Organik Aussie Bites diye geçiyor. İçinde böyle tohumlar var, kuru kayısılar, kuru üzümler. Harika bir şey. Böyle tatlı krizlerine birebir. Fiyatı 11.49. Atıyorum sepete. Burada da karides var. Onu bekliyoruz. Bugün doymadan gitmeyeceğiz abicim eve. Doymadan gitmeyeceğiz. Hadi bakalım. Zaten biz bu karidesi çok seviyoruz. O yüzden hazır indirime girmişken neden almayalım? 4 dolarda indirim varmış. 13.99'a geliyor. Alacağım.
Şimdi de oğlumun okulu için atıştırmalıklardan alacağım biraz. Bunun fiyatı 21.99. Şöyle Pringles. Bakın 3 çeşit 36 paket var içinde. Niye bu saçma yiyecekleri yiyorsunuz diyenler olacaktır. Valla ben de hiç taraftar değilim. Ama oğlumuza biz normalde öğle yemeklerinde işte gözlemeye gönderiyoruz, simit gönderiyoruz, hep ev yapımı ürünler gönderiyoruz. Bütün arkadaşlara bu saçma sapan şeyleri öğle yemeği diye yediği için bazen maalesef onun da canı çekiyor. Bazı günlerde bunlardan da öğle yemeği diye gönderiyoruz. Çocuklar öğle yemeği yiyor bununla. Yine aynı amaçla şöyle 28'li patlamış mısır paketleri var içinde. 13.99. Bundan da alıyorum yine. Oğlumun öğle yemeğini de yemek üzere okula göndereceğim. Bir de böyle bir Toblerone çikolata fiyatı göstereyim size. 7.89'a düşmüş. 11.49'dan. Şöyle içinde 6 tane Toblerone var. Bu şekilde. Burada da çocuk montları var. Öyle bir şeyi beğendik oğlumuz için. Eddie Bauer diye bir marka. Bu şekilde. Fiyatı 25 dolar. Yani içi tüylü. Mukavim bir şey yani, öyle görünüyor. Bunu da atalım sepete. Casco'da birçok kıyafeti var. Hatta bazıları da çok böyle marka ürünler de geliyor. Adidas'ın böyle bir çocuk ceketi 17 dolarmış. Yine farklı markalar var. Böyle zaman zaman indirimler oluyor. Böyle indirimleri gösteriyorlar. Yine bakın burada Nike'ın bir sweatshirt'ü varmış. Bakın böyle bir yağmurluk tarzı Converse. Yine bunlar çocuklar için. Büyükler için olan şeyler de var tabii şu bölgede. Gömlek, pantolon, ne bileyim kazak. Bu şekilde eşofman hatları var. 15 dolarmış. Bu arada Casco'nun kendi markası bu Kirkland. 23 dolar böyle bir gömlek. Bu arada yani güzel gömlekler. Yani ellediğiniz zaman kalitesi de belli oluyor. Böyle yine montlar var. 22 dolar. Hepsinin fiyatını göstermeyeceğim ama hani aşağı yukarı burada neler var, neler bulunabilir onları göstermek istedim. Yine burada böyle gömlekler var. Sıcak tutan gömlekler. Bunda yine 15 dolarmış fiyatı. Çocuklar için montlar var. Türkiye'de kadınlar arasında çok popüler olan bir marka biliyorsunuz bu Tupper. 32 parçalık bir setinin fiyatı 70 dolarmış. Model olarak da şöyle göstereyim. Hemen şurada bir KitchenAid'in mikseri bu şekilde 100 dolar indirimdeymiş. 299 dolara geliyor. Casco çok büyük. Elektronikten kıyafete, beyaz eşyadan dekoratif malzemelere, hatta evinizin halısı, koltuğu, aklınıza gelen birçok şeyi burada bulmak mümkün oluyor. Şu aralarda artık yılbaşı, Christmas zamanı yaklaşıyor ya, o yüzden Christmas'a özgü bazı malzemeler de satılmaya başlandı. Şurada da elektronik bölümü var. Televizyonlar, bilgisayarlar, PlayStation'lar, Xbox'lar, aklınıza ne geliyorsa her şeyi burada satıyorlar. Şöyle hatta birkaç tanesini uzaktan göstereyim size. Apple'ın ürünleri var. Telefonlar, bilgisayarlar. Ondan sonra şöyle güvenlik kameraları satılıyor. Yine farklı ölçülerde ve markalarda televizyonlar var. Mesela drone var. DJI'ın Mini 4 Pro'su. Fiyatı da 750 dolarmış. Tabi burada fiyatlar hemen hemen dışarıyla aynı ama bunlar combo yapıyor genellikle. İçinde farklı bazı aparatlar da oluyor. Ekstra şarj gibi ya da başka kullanabileceğiniz farklı aparatlar. Ya da böyle bir SD kart. Burada hepsini gösteriyor bu arada. Ekstra bir şarj aleti daha varmış. Hani birçok farklı aparat oluyor. Şöyle Seiko'nun bir saati. Kadın saati özellikle. Şurada yine Casio'nun güzel bir saati var. Hani örnek olsun diye göstermeye çalışıyorum size. Bilgisayar kasaları var. Mesela şu çok pahalı bir bilgisayar kasasıymış. Oyun bilgisayarı kurmak için güzel bir kasa. Şu şekilde kavisli monitör. Gayet şık duruyor. Eğer video çekmeye meraklıysanız, sosyal medyayla işiniz varsa bu da Insta 360'ın X4 kamerası, yeni çıktı bu. Yine bundle şeklinde 500 dolara satılıyor burada. Şuradan alıyorsunuz, kasadan geçtikten sonra size oradan veriyorlar. İçinde optik bölümü de var.
Burada göz kontrolü, göz muayenesi falan da yapılıyor. Şurada göz muayenesinin olduğu yer de var. Buradan gözlüklerinizi alabiliyorsunuz. Yine okuma gözlükleri var. Birçok gözlük markası ve modeli bulmak mümkün. Mesela kulaklıklar var burada. Bose'nin yine hoparlörü var. Bluetooth'lu. Burada da GoPro'nun 13'ü var. Hero 13 Black modeli var. Yine bundle şeklinde. İçinde SD kartı var. 2 tane şarj aleti var. Şöyle fiyatı da $389. GoPro 13 Black. Harici disk fiyatları da bu şekilde. 1 TB'lık harici disklermiş. Burada da oyun konsolları, yine konsol oyunları var. Bu Xbox'ın oyunları. PlayStation 5'in Digital Edition dedikleri disksiz modeli. Fiyatı $529'miş. Bu disksiz modelinin. Şurada da diskli modeli var. Yine slim modeli. $579. Bunun da içinde yine bundle şeklinde 2 tane kol ve şarj istasyonu var. Burada da bir PlayStation kolu. Onların da fiyatları böyle $63 diyelim. $63'miş. Yine Xbox'ın X serisi. Bunun da fiyatı $500. Bu yine bunun içinde de böyle 2 tane kol geliyormuş. Yani buranın sonu yok. Artık bir başka videoda daha geniş çekeriz. İçeride böyle saatlerce alışveriş yaptıktan sonra ne oluyor? Acıkıyorsunuz. Adamlar da bunu bildikleri için kasa sonrası çıkışlara böyle bir yemek alanı kurmuşlar. Yemekler de öyle pahalı şeyler değil. Koca bir dilim pizzanın $2 olduğu, sosisli sandviç ve sınırsız içeceğin $1.5 olduğu. Hatta bakın şurada su var 25 sente. Böyle ucuz bir yemek alanı düşünün. İnsanlar içeride yüzlerce dolar harcadıktan sonra gelip buraya birkaç dolara karınlarını doyurunca mutlu oluyorlar. Ama bugün biz o değiliz. Çünkü gidip oğlumuzu okuldan bir an önce almamız gerekiyor. Burada aynı zamanda araba lastiği de değiştirebiliyorsunuz. Buraya gelip lastiğinizi seçip daha sonra randevu alıyorsunuz. Arka tarafta lastik değiştirme merkezleri var. Orada lastiğinizi değiştiriyorlar. Böyle bayağı uzun garanti verdikleri oluyor. Bu imkan da var. Resim mi yaptılar? Evet. Evet, alışverişimizi tamamladık. İçerisi çok kalabalık. Şu konuşmayı yapmak için bile yer bulamadım. O yüzden buraya kadar sürüklendim. Alışverişimizin ne kadar tuttuğunu şuraya bırakayım. Ne diyorsunuz? Sizce bu fiyatlar pahalı mı değil mi? Yorumlarda buluşalım.